Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda etki alanlarına göre değişkenleri iki başlıkta sınıflandıracağız ve Sysmac Studio'da benim tavsiye ettiğim ilk kurulum ayarlarını birlikte yapacağız. Öncelikle şöyle bir giriş yapalım. Sysmac Studio'da değişken tabanlı programlama yapılır. Yani ne demek bu? Siz değişken ismini yazıyorsunuz. Sysmac ona arka planda otomatik olarak adres alanı atıyor. Bu seçimi size yaptırmadığı için ciddi vakit kazancı sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla size sadece değişkenin data tipini girmek ve etki alanını belirlemek kalıyor. Peki nedir bu etki alanı? İki başlıkta sınıflandıracağız demiştik. Ne bunlar? Birincisi global olabilir bir değişken. İkincisi lokal olabilir. Şimdi global etki alanı ben size desem ki bu adres global etki alanına sahip hemen çağrışım olarak sizde şöyle bir şey uyanacaktır. Daha geniş bir etki alanına sahiptir. Tamam lokal dersem eğer bu sefer de sizde çağrışım olarak daha sınırlı bir etki alanına sahiptir diye bir şeyler uyandıracaktır diye düşünüyorum. Peki nedir bu etki alanları? Yani bir değişken lokal sen ne demek oluyor? Biraz daha detayına inelim. Aslında adı üzerinde lokal olduğu zaman değişkenler sadece içinde bulunduğu programın fonksiyon blok veya fonksiyonun içerisinde geçerli oluyor. Bu değişkeni alıp da bu belirlenmiş sınırların haricinde bir yerde kullanamıyoruz. Değişkenin değerlerine dışarıdaki bir programdan ulaşılamıyor. Bunu demiştik. Eğer farklı programlar içerisinde aynı isimli lokal değişkenler kullanılırsa her bir değişken hafızada farklı yerlerde saklanıyor. Yani ne demek oluyor bu? Mesela siz bir fonksiyon blokta start diye bir lokal değişken oluşturdunuz. Neydi? Bu start değişkeni sadece bu fonksiyon bloğun içerisinde geçerli olacaktı. Ama başka bir fonksiyon blok oluşturdunuz ve bunun içerisinde program yazacaksınız. Yine start diye bir değişken oluşturursanız aynı isimde Sysmac Studio bu iki aynı isimdeki değişkeni farklı adres alanlarına atayacak. Yani bunları farklı adreslermiş, farklı değişkenlermiş gibi algılayıp o şekilde davranacak. Çünkü neden? Bu değişkenler lokal. Global olsaydı aynı değişkeni aynı adres alanını kullanmaya devam edecekti. Buraya baktığımızda lokal değişkenler her bir programın veya bloğun içerisindeki internal kısmında gösterilir. Hemen şuraya aşağı bir fotoğraf ekledim. Program yazarken şurada variables kısmı var arkadaşlar. Bu variables kısmına tıkladığınız anda şöyle aşağı bir pencere açılıyor. Bu pencerede iki sekme yer alıyor. Birisi internal, birisi external. Bunları da adımız gibi bilmemiz gerekiyor. Eğer bir değişken global ise, her bir sayfada variables kısmına tıkladığın zaman external kısmında onu görürsünüz. Global ise. Yani da kelime anlamı harici, harici değişkenlerde diyoruz biz global değişkenlere. Eğer ki bir değişken localsa bu sefer internal kısmına bakmanız gerekiyor. Çünkü orada göreceksiniz. Smak Studio'da başka bir ulaşım yeri yoktur lokal değişkenlerin. Sadece variable kısmında şu internals'ta göreceksiniz tüm değişkenleri. Orada da kullandığınız lokal değişkenlere ulaşabileceksiniz. Başka bir yerden ulaşamazsınız. Devam edelim. Eğer Smak Studio var sayılan ayarlarda kullanılırsa. Ladder içerisinde bir isim yazdığınız an o isim lokal yani internal olarak kaydedilir. İsim yazarken bir daha doğrusu Sysmax Studio'ya bakarken bir değişkenin lokal mi global mi olduğunu nereden anlıyorsunuz? Global değişkenler mesela bu start'ın pembe olmasından anlıyorum ki bu global değişkenmiş. Tabi siz ayarları değiştirmezseniz renk ayarlarını değiştirirseniz bu tam tersine de dönebilir. E Stop'a da bakıyorum eğer siyah gözüküyorsa bu lokal değişkendir. E burada motora da baktığınız zaman motor da bir lokal değişkendir. Zaten burada internal kısmına girdiğinizde stop, motor ve output'un output diye bir değişken de varmış burada kullanılmayan. Bu değişkenlerin lokal olduğunu görebiliyoruz. Devam ettiğimiz zaman globalde aslında tam tersi bir kavram vardı. Global neydi? Tanımlanan değişkenlere tüm programlar tarafından ulaşılabilir demekti. Yani siz bir fonksiyon bloğun içerisinde global bir değişken oluşturursanız bunu başka bir fonksiyon bloğun veya başka bir fonksiyonun veya da başka bir programın içerisinde kullanabilirsiniz. Tabii bizim global değişkenleri bilmemizdeki en büyük etken biz eğer ki bir değişkeni HMI'de kullanmak istiyorsak bunu global yapmak zorundayız. Çünkü bir endüstriyel panele o değişkeni kopyalayıp oradaki değerini okumak istiyorsak bunu global yapmalıyız. Global yapmayı lokal yaparsak bunu HMI'de kullanamayız. Fiziksel giriş çıkışlar otomatik olarak global global olarak atanır. Peki globale nereden ulaşıyoruz? Yine program yazarken variables'ın altında external kısmına ulaşabiliriz. Ayrıca bu programming'in altında data'nın altında global variables kısmına tıkladığımız zaman global değişkenlerimizin hepsini orada görebilir ve orada ayarlarını değiştirebiliriz. Programda zaten ne gibi ayarları olduğunu ben size göstereceğim biraz. Devam edelim bir de ilk kurulum ayarlarından bahsedeceğim demiştim. Şimdi default olarak Sysmax Studio'yu kurduğumuz zaman default olarak bazı ayarlar oluyor. Biz bu ayarlardan iki tanesini değiştireceğiz. Birincisi şu birinci madde şuradaki birinci resme tekabül ediyor arkadaşlar. Şu ikinci madde de şuradaki ikinci resme tekabül ediyor. Yani biz bu birinci resimde option kısmına girdikten sonra ledger editor kısmında şu otomatik değişken kaydı da şu birinci maddeyi tikleyeceğiz. Yani burayı da işaretleyeceğiz. Bu ne işimize yarayacak? Program yazarken global ve lokal olarak seçebilmemizi sağlayacak. Eğer biz bunu işaretlemezsek otomatik olarak program yazarken oluşturduğumuz değişkenler lokal olarak atanacak. Bunu hiç size sormayacak. Zaten bunu göreceksiniz şimdi. İkincisi, ikinci yaptığımız işte do not change değil de change olarak işaretleme yapacağız. O da variable name değişikliğini tüm programda uygulayacak. Yani siz global variables kısmına gelip oradaki daha önceden oluşturduğunuz bir değişken atıyorum ismini değiştirmek istediğiniz zaman eğer ki bunu işaretlemezseniz bunu programda uygulamıyor. Eğer bunu işaretlerseniz ismini değiştirdiğiniz zaman tüm programda da o değişkenin ismini değiştiriyor. Gelin şu ilk kurulum ayarları üzerinde biraz daha duralım. Şimdi bu Sysmax Studio projemizde ben ayarları default'a çevirdim. Yani varsayılan ayarlar olarak değiştirdim ki bunu size gösterebileyim diye. Basit bir program yazarak bu ayarları bir göz atalım. Şimdi ben C'ye basıp şuraya geleyim. C'ye basıp hemen bir kontak bir input atıyorum. Bunun adı start olsun. Bakın start dedim. Enter'a bastım. Hemen bir yorum yazacak mısınız diyor. İşte yorumuna da start diye yazalım. Pardon. Şöyle start diye yazalım. Gördüğünüz gibi bana işte internal mı external mı olacağını sormadı. Direkt startta siyah olarak yazdı. Yani lokal olarak atadı. Diyelim ki start gelirse. Şimdi bölme işaretine basıyorum. Bunları sonradan size anlatacağım. İşte input'un değiline yazmış oldum. Stop gelmezse O'ya basıyorum klavyeden. Output'ta işte bir lamba yansın. Enter diyorum. Görmüş olduğunuz gibi şurada variables kısmına tıklıyorum. Bütün değişkenleri star, stop ve lamba olmak üzere 3 değişkeni de internal kısmında oluşturdu. E, external kısmına geliyorum. Boş. Ben bunları eğer ki globale atamak istersem Şurada görmüş olduğunuz nokta nokta olan yerde sağ tıklıyorum ve diyorum ki Move to Global. Bu değişeni global ata. Hemen görmüş olduğunuz gibi internal kısmında artık yok. External kısmına geldi. Ve de global variables kısmında start buraya geldi. Section kısmında ise variables da variables kapatıyor. Section kısmında ise start pembe renk almış oldu. E tabi ben bunu yapmak istemiyorum. Ne yapacağım o zaman? Tools'a geleceğim. Option. Led Editor. Ve Auto Variable Registration kısmında işte Select Local or Global seçimini bana bırak diyorum. OK diyorum. Hemen Section'a bir daha geliyorum. Şimdi mesela bir tane daha R'ye basıp yeni bir rank oluşturalım. Bunları zaten yapay yap alışacaksınız. C'ye basıp yeniden bir kontak atalım. Bu sefer de işte başla diye Türkçesini yazalım. Enter dediğim anda hemen bana sordu. Dedi ki bu internal mı olacak yoksa, yoksa işte global mi olacak? Ben diyorum ki internal. Yine internal olsun. Yine internal olacağı için variables kısmına geliyorum. Internal kısmında başla diye bir değişken atadı. Yine O'ya basıyorum. İşte bu sefer de motor diye bir şey yapıyorum. Enter diyorum. Yine soruyor. E motoru da global atayım bu sefer. Global oldu yorum istemiyorum. motorda da pembe renk almış oldu. İlk ayarımız bu şekilde. E şimdi gelelim. Yine default ayarlardayız ya. Global Variables kısmına gelelim. Ben motoru, diyelim ki motor olmasın da Motor 2 olsun. Motor 2 dedikten sonra yine data tipi otomatik bool olarak kalsın. Enter'a bastım. Hemen section'a geldiğimde şuradan programı build controller kısmından derlediğimde bana hemen hata vermiş oluyor. He ben bu hatayı eğer ki istemiyorsam öncelikle şu hatadan bir kurtulalım. Section'a geldim, variable'a geldim. Şimdi şöyle bir derledim. Hatadan kurtulduk. Tamam. Hatadan kurtulduk. Ben ama hata vermesini istemiyorum. Tools'a geldim. Option'a geldim. Bu sefer de variables kısmına geldim. Diyorum ki işte when changing a variable name on the variable table. Yani variable tablosunda değişken tablosunda değişiklik yaptığım anda bunu tüm programa da uygula. Bana böyle bir uyarı veriyor. Okey diyorum. Okey diyorum. Tekrar section'a geldiğim zaman. Section'a değil global variable'a gelelim. Global Variable'da motoru tekrardan. Bu sefer motor 2 yapayım. Enter'a bir basıyorum. Hemen biraz bir kendi içerisinde derleme yapıyor. Section'a geldiğimde bir bakıyorum. Burası motor 2 olmuş. Bu iki ayar arkadaşlar bizim için çok önemli. Bu videoyu sonlandırmadan önce Global Variables'daki ayarları şimdi birlikte kontrol edelim. Dedik ya bir değişkeni eğer ki HMI'de kullanmak istiyorsak bunu global yapmamız lazım. Peki global yapmamız yeterli oluyor mu olmuyor. Şuradaki network publish kısmında bunu do not publish değil publish only olarak değiştirmeniz gerekiyor. Gelip bunu da do not publish değil publish only olarak değiştirirseniz artık bu değişkenler işte kopyala yapıştırla direkt artık kullanacağınız endüstriyel panel programına göre değişir. Bu değişkenleri kullanabilirsiniz. Buradaki sütunlara bakalım. Name kısmında zaten tıkladığım an sıralama yaptı. Name kısmında zaten programın ismi. Data type kısmında programın data tipi yazıyor. Initial value ne buraya bir değer girerseniz şey şimdi bool olduğu için bir şey girmeyeceğim. Real bir değişken atayalım mesela onu göstermek için. Sağ buraya geldim. Sağ tıkladım. Create new dedim. Şurada data tipi integer bir şey yazalım. İşte bu da bir değer diye bir ismi olsun. Şimdi ben buraya bir initial value girdiğimde 10 diye girersem bunun başlangıç değeri 10 olarak kalır. Programı ilk yüklediğinizde, ilk başlattığınızda 10 olarak kalır. AT kısmında eğer ki bu dedik ya, global variable kısmında sadece isim oluşturmanız yeterli oluyor daha doğrusu hangi adres oluşturursanız oluşturun sadece ismini yazmanız yeterli oluyor. Ama siz bunu özel bir adres, özel bir hafızaya, hafıza alanına atamak isterseniz o zaman buraya da işte yüzde ile adres alanı girebilirsiniz. Ama bu AT kısmını da pek kullanmayacağız arkadaşlar. Retain kısmı bizim için önemli. PLC programı stopa geçirilip tekrar run'a geçirildiğinde veya bu PLC programı hangi makinede ise makinenin enerjisi kapatılıp tekrar açıldığında eğer değerlerin silinmemesini istiyorsanız o tagı retain yapmanız yani son değerini korumasını istiyorsanız o tagı retain yapmanız gerekiyor. İşte constant kısmı bu değişkenin sabit olduğunu gösterir. Mesela değer değişkenini başlangıç değeri olarak 10 yazdık. Ben bir de bunu işte constant'a basarsam yani bu sabit bir değer dersem bu 10 olarak her zaman kalacaktır. Siz bunu üzerinden tıklayıp 15 yapmaya çalıştığınız zaman hata verecek. 15 olmayacaktır. Network publish kısmı zaten dediğimiz gibi burayı publish only yaparsak ekranda kullanabiliyoruz. Do not publish yaparsak kullanamıyoruz. Comment kısmında yorumumuzu yazabiliyoruz. Global variable kısmı da kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu dersimiz faydalı olmuştur. İyi bir giriş olduğunu düşünüyorum. Bir dahaki dersinizde Artık şu Sysmax Studio arayüzünden biraz bahsedeceğim. Ben şimdi direkt böyle basit C'ye basıp işte O'ya basıp input output falan ataması yaptım ama bunların biraz da Toolbox'ta nasıl bulunduğunu falan göstereceğiz. Arayüzlerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.